أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Değerli dostlar, dersimize, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum olduğu üzere Mahmud Efendi Hazretleri'nin yıllar önce yapmış olduğu sohbetlerden derlenmiş kitabı beraber müzakere ediyoruz. Ve en son kaldığımız yerle alakalı Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu gördünüz mü? Şeref kimdir? Kimindir? Buyurmuş idi. Böyle bir soruyla beraber ve arkasından bir hadisi şerifi Efendim naklediyor. Eşrafı ümmeti hameletül Kur'an ve ashabül leyl. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı yüklenenler ve gece ibadet edenlerdir. Bu hadis-i şerifte efendim bir önceki ayeti kerimelerden hatırlarsınız, bir önceki dersimizde ehli kitaptan bahseden bir ayeti kerime okunmuştu. İşte hepsi denk değildir gibi. Bu ayeti kerime de, bu hadis-i şerif de aynı şekilde teyit ediyor olayı. Demek ki şeref gece gündüz seferber olarak Kur'an'a hizmet edenlerdir. Bu kişi hammal veya hammal kızı, süpürgeci veya süpürgeci kızı da olsa durum değişmez. İnsan Kur'an ehli olmadıkça hiçbir değeri yoktur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu hakkında Cenab-ı Hak buyurdu ki, ey Nuh, o muhakkak senin ehlinden değildir. Zira o salih olmayan bir amel sahibidir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala salih amel sahibi olmayan oğlunu Nuh Aleyhisselam'ın ehlinden saymadı. Bu dersteki ayetimizin tefsirinde Ruhul Beyan'da şöyle bir kıssa vardır. Fudail bin İyad rahimehullah hazretlerinin bir talebesi vardı. Çok bilgili ve beğendiği bir talebeydi. Fudail bin İyad hazretleri bir gün bu talebesinin ölmek üzere bulunduğunun haberini aldı. Hemen yanına gidip başucuna oturdu ve Yasin okumaya başladı. Talebesi, ya üstad okuma dedi. Fudail hazretleri sustu. Bu sefer telkin getirmek için La İlahe illallah dedi. Talebesi yine La İlahe illallah deme, zira ben kelime-i şehadetten beriyim deyip o hal üzere öldü. Fudail bin İyad hazretleri evine döndü, 40 gün evinden dışarı çıkmadı ve ağladı. Sonra rüyasında gördü ki o talebesi cehenneme atılıyor. Ona sordu, hangi şey bu marifetin senden soyulmasına sebep oldu. Oysa ben seni en iyi talebem bilirdim. Talebesi dedi ki, üç kabahatim vardı. Birincisi, nemmamlık ederdim. Sana dediğimin hilafını arkadaşlarıma derdim. İkincisi, arkadaşlarıma hasut yani çekememezlik yapardım. Üçüncüsü de, bende bir hastalık vardı. Doktora gittim. Hastalığımdan sordum. O da bana her sene bir kadeh şarap içmemi, eğer içmezsem bu hastalığın bende baki kalacağını söyledi. Ben de bu illet için içtim. Bu üç kabahat benden imanın çıkmasına sebep oldu dedi. Neuzübillah. Hocaların, alimlerin muhalefetleri ufak olmaz. Ufak zannedilir ama değildir. Hocalar bu noktada çok dikkat etmeli. Tabi hocalar malum olduğu üzere başı çeken insanlar. İnsanların en çok güvendiği insanlar. Hata yapabilirler, kendi başlarına isyan edebilirler, sıkıntılara, bir takım farklı düşüncelere kapılabilirler. Ama tabii ki bunu halkın içerisinde, halkın bulunduğu yerde bu türlü illetleri yaparlarsa ki Fudayl bin İyaz Hazretlerinin bu talebesi hepten zaten insanların içinde olan bir nemmamcılıktan, bir laf getirip götürmeden, ters işler yapmaktan bahsediyor. Dolayısıyla halkın, yani cemaat dediğimiz insanların, ehli iman olan insanların, peygamberin ümmeti olan, Allah'ın kulu olan insanların şaşmasına, yoldan çıkmasına sebep olur. Dolayısıyla sadece kendi kaymakla, kendi yoldan çıkmakla kalmayıp etrafındaki insanları da aynı şekilde yoldan çıkarmış olur. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin.
Evet. Ufak zannedilir ama değildir. Kur'an-ı Kerim ilmiyle uğraşan hocalarımıza tembih ediyorum. Onların hiçbir kötü hareketleri, efendim, yaptıkları olmamalı. Ve kötü söz söyledikleri duyulmamalıdır. Nefse muhalefet lazımdır. Nefse muvafakat ettin mi heybetten düşersin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğumuza göre ona ittiba etmemiz lazımdır. Bir aylık yoldan ismini duyanlar ondan korkuyorlardı. Ümmet kamil olursa kafirler de ondan korkarlar. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bugünkü ümmetinden korkmuyorlarsa anlayınız ki ittibada noksanlık vardır. İşte burasını çok ciddi düşünmemiz lazım. Bugün hocayım diye ortalıkta bulunan kim olursa olsun, yaşlısı genci, çok büyük alimi veya efendim onun talebesi durumunda, seviyesinde olacak insanlar, hoca efendi kisvesi giymiş olan insanlar, başında sarığıyla camide cemaatin önünde yer alan imam efendiler, müezzin efendiler, kim olursa olsun, her biri ve her birimiz mutlaka doğru, dürüst, Allah'ın emirlerine uygun, Peygamberin aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesine ittiba etmemiz gerekir. Üniversitelerde bulunan hocalarımız, efendim doktorlar, doçentler, proflar, adı namı şanı yürümüş olan insanlar çok dikkat etmeliler. Zira bu acizin söyleyeceği bu anlamda çok da kıymet ifade etmeyebilir ama özellikle bizim belki elini öpemeyeceğimiz bugün üniversitelerimizde, ilahiyatlarda, farklı birimlerde, bölümlerde olan insanlar, hocalarımız var. Çok dikkat etmek lazım. Sonuçta biz kardeşiz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةِ ayeti kerimesi efendim gereğince bizler kardeşiz. Bu kardeşlik, bu ayeti kerimeye istinaden bu uyarıyı yapabiliyorum ancak yapıyorum. Belki haddimize değil ama bu kardeşliğimizin gereği olarak da birbirimizi uyarmamız icap eder. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yorumladığı efendim herhangi bir ayet, onun hilafına yorumlamak bir şey bize düşmez ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin efendim hadisleriyle alakalı şimdiye kadar yazılmış dünya kadar şerhler, bu şerhlerin dışına çıkmak çok da yani sağlıklı değil. Onlar kılı kırk yararcasına meselelerin üzerine gitmişlerdi ve o şekilde bu meseleleri çözümlüyorlardı. Şimdi biz, evet, ilmimiz çok çok fazla olabilir. Bereketini biiznillah belki çok çok görüyor olabiliriz ama unutmayalım ki ilim esbabı tuğyandandır. Yani azgınlık sebebidir, taşkınlık sebebidir. Para nasıl ki insanı azdırır, ilim de insanı azdırır. Çok dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak temkinli hareket etmeye bizleri muvaffak eylesin. İşte bugün birileri bizden korkmuyorsa, birileri bizden çekinmiyorlarsa bizim sıkıntımız var demektir. Burasını iyi anlamamız lazım. Karanlıkta, mecliste, tenhada, meydanda, nerede olursa olsun Mevla'ya muhalefet etmeyeceğiz. Ben Allah'ın ehliyim. Onun hatırını sayacağım. Bu kitabı muhafaza edeceğim demeli. Bunu hem yaşayacağım, hem yaşatacağım, hem seveceğim, hem de sevdireceğim. Hem öğreneceğim, hem de öğreteceğim demeliyiz. İşte burası çok önemli. Her şeyle beraber bu işin madem ki tezgahı bize teslim edildi, o tezgahın gereği neyse, nasıl tezgahtarlık yapılması gerekiyorsa aynı öyle olmak lazım. Cenab-ı Hak bizlere, hepimize bu güzelliği nasip eylesin. Her talebe böyle karar vermeli. Kız olsun, erkek olsun, zayıf olsun, kuvvetli olsun. Nefis bir fenalık emredince hemen hatıra gelmelidir ki Resulullah'ı temsil ediyoruz. Bu iş bana yakışmaz demeli, nefsin bu isteğini def etmeli. Nefis her nerede bir farz, vacip, sünnet, müstehap, edep terk edilmesini ister, evet. Ama biz orada olmayacağız. Ben kendim küçüğüm, büyük değilim ama büyük yerde bulunuyorum. İslam'ın yüz karası olmayalım demeli. Hemen nefsin bu kararından dönmeli. Ya Rabbi, bütün talebelerimizi, hocalarımızı bu şerefe nail eyle. Amin. Nefisten bir muhalefet geldiğinde muhalefet kapısını hemen kapamalı. Her bir Müslüman böyle düşünmeli. Evet, ben aciz bir erkeğim ve
efendim veya bir kadınım ama benim temsil ettiğim Müslümanlık büyüktür. Ben acizim. Eyvallah. Ama Müslümanlık büyüktür diyerek daima İslam'ın şanını yükseltecek işlerde ve yerlerde bulunmalıyız. Cenab-ı Hak her birimizi bu anlamda temkinli hareket etmeye muvaffak eylesin. Son birkaç cümle daha söyleyelim ve bugünkü dersimizi burada noktalamış olalım. İmam-ı Rabbani Müceddi-i Fissani Kuddüsesir Ruhu, onda bir şiir var mektubatında. Dostum, efendim yani Rabbim makamımı yüksek etti. Ben onun yüksek etmesi sebebiyle yıldızları ve ayı geçtim. Sanki ben kendimde ilkbahar bulutu bulunan bir mümbit araziyim ki o bulut safi su yağdırıyor. Eğer benim için bin lisan olsa ve lisanlarla Rabbimi övsem, utanmaktan gayrı bir şey artmaz. Evet. Bu tezgah emanettir. Emanete sahip çıkalım. Allah'a emanet olun efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.